WebLezyon'dan herkese merhabalar. Oyun gündeminin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu hafta Elon Musk'ın oyun alışkanlıkları, Call of Duty söylentileri ve GTA 6 hakkındaki yeni iddiaları ele alacağız. Hazırsanız başlayalım. Birkaç ayda Twitter ve Diablo 4 platformlarında değişiklikler yaşandı. Hem Twitter hem de oyun toplulukları bu değişikliklere olumsuz tepkiler verdi. Twitter Elon Musk tarafından satın alındıktan sonra X'e çevrildi ve bazı taraflar bunu sevmedi. Ünlü milyarder bir Twitter Space etkinliğinde Diablo 4'teki karakterin adını açıkladı. Etkinlikte Musk Twitter logosundaki değişiklikler hakkında konuşurken aynı zamanda Diablo 4 oynadığını da belirtti. Oyun içi karakterin adı I Will Never Die, asla ölmeyeceğim olarak açıkladı. Ne yazık ki Musk hangi sınıfı oynadığını veya normal sunucularla mı yoksa hardcore sunucularla mı oynadığını söylemedi. Ancak Musk oyun tercihleri hakkında bazı ipuçları verdi. Steam'de uzun süredir bulunduğunu ve Diablo 4 gibi oyunların beceri gerektiren oyunlara kıyasla daha zor olduğunu belirtti. Dinleyiciler Musk'ın bir noktada Diablo 4'ü canlı yayınlamasını istedi. Ancak o pek ilgilenmediğini gösterdi. Ancak Halo Infinity'yi efsanevi zorluklarla tamamladığını ve böyle bir karar alırsa canlı yayınlayabileceğini ifade etti. Call of Duty 2024 oyun severlerin merakla beklediği bir oyun ve detayları bir aktör olan Luke Stafford tarafından sızdırılmış olabilir. Stafford oyun içinde yer alacağını açıklamasının ardından Facebook hesabında Kod 2024 görüntüleri paylaştı ve sonrasında bunu kaldırmak zorunda kaldı. Oyun stüdyosunun olduğu iddia ettiği bu görüntülerle ilgili yapımcılardan resmi bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle Stafford'un iddiaları şu an için doğruluğu kesin olmayan bir durumda. Oyuncular Call of Duty 2024 ile ilgili gelecek güncellemeleri heyecanla bekliyor. Resident Evil korku oyunlarının en ikonik ve en başarılı isimlerinden biri. Gelecekteki oyun Resident Evil 9 2025'te çıkabilir ve Capcom'un bunu duyurması 2024'te muhtemel. Serinin son oyunu Ethan Winters'ın hikayesi tamamlandı. Bu nedenle yeni oyunun odak noktası henüz net değil. Chris Redfield veya Leon Kennedy gibi sevilen karakterler dönebilir veya yeni bir hikaye ve karakterlerle karşılaşabiliriz. Resident Evil 9'un farklı türleri birleştirerek ve yeni unsurlar ekleyerek heyecan yaratması bekleniyor. Oyun dünyasındaki tanınmış isimlerden DasGorleme'e göre duyuru yakın zamanda gelebilir. Seriye beklenti ve ilgi oldukça yüksek. Gelelim asıl konuya. GTA 6 son 10 yılın en çok beklenen oyunu olarak büyük bir heyecanla bekleniyor. Tahmini yaklaşan çıkış tarihiyle birlikte GTA 6 ile ilgili sızıntılar da artmaya başladı. Bu sızıntılardan biri 18 yaşındaki bir hacker'ın oyunla ilgili bilgileri paylaşmasıydı ve yargılanmayacağı da doğrulandı. Son sızıntılara göre GTA 6'nın yapımı için ayrılan bütçe 2 milyar doları buluyor. Bu rakam oyunun tarihinin en pahalı eğlence ürünü olacağını gösteriyor. Diziler, filmler, konserler, albümler gibi eğlence ürünlerini geride bırakacak bir maliyet de karşımıza geliyor. Oyunun bu büyük bütçesine rağmen büyük hasılatlar bekleniyor. Yapım sürecinin yanı sıra piyasaya sürüldükten sonra reklam ve içerik oluşturma çalışmaları bu bütçeyi kapsıyor. GTA 5'in geçmişteki başarısı da düşünüldüğünde yeni oyunun büyük bir geri dönüş yapması muhtemel. GTA 6'nın çıkışıyla birlikte oyun dünyasında büyük bir etki yaratacağı ve oyuncuların dikkatini çekeceği şüphesiz. Bu oyunun daha önceki GTA serilerine kıyasla daha büyük ve etkileyici olacağını söyleyebiliriz. Bu haftanın gündeminde en çok dikkatinizi ne çekti? Yorumlara bekliyoruz. Kanalımıza abone olmayı ve bir sonraki videolar için bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Hoşça kalın.